İlahi Sevinç Hanım, çok hoşsunuz. Gökhan'cığım, şu meşhur atı görmek istiyorum artık. Yemekten sonra bakarız, olur mu? Olur. Vallahi ben de merak ettim. Ne atmış ama. Ne derler bilirsiniz Rezan Hanım. Kaçan kovalanır. Hadi buyurun, biz yavaş yavaş yemeye başlayalım. Fatma, çorbaları servis yapalım. Ali Hikmet Bey'i bekleseydik. Aa yok. O telefonda malum biliyorsunuz iş telefonları uzun sürüyor. Siz beni beklemeyin demişti zaten. Gökhan'cığım, yüzükleri ne zaman takıyoruz? Söyle bakalım. Ne yüzüğü alacağım? Banu evlenmek istediğinizi söyledi bize. Kim? Biz mi evleniyormuşuz? Selçuk, bak ne söyleyeceksen söyle. Gerçekten çok yorgunum ve artık buradan gitmek istiyorum. Zeynep, Zülfikar amca bundan bir ay evvel bir kalp krizi geçirdi. Ne? Selçuk sen ne diyorsun? Benim niye haberim yok bundan? Ya kimsenin haberi yok. Bana bile yemin ettirdi vallahi. Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Bağda fenalaşmış buldum. Tuttum hemen hastaneye götürdüm. Doktor kontrol altında tutmamız lazım dedi. Bu yaptırmadığı tahliller bunun için miydi yani? Evet. Kaç defa dedim gidelim yaptıralım dedim ama... Selçuk nasıl söylemezsiniz bana bunu? O Gülizar'ı öldüreceğim. Zeynep o da bilmiyor vallahi. Bir tek dayımla benim haberim var. Nasıl yani? Ali Hikmet bunu biliyor muydu? Bunu biliyordu ve babamı bile bile dağa gönderdi ve göz göre göre ölüme terk etti yani öyle mi? Zeynep. Bırak beni Selçuk. Zeynep sakin ol. Daha ne dikiliyor? Beyim gidecek. Kendi de söyledi zaten. Ama bu gece kalsaydı dağ tepe yürümüşler beni bulmak için. Zülfikar. Beyim bak sana bir şey diyeceğim. Sen beni bilirsin. Bugüne kadar ne dediysen yaptım. Ne dediysen. Bu konulara girme Zülfikar. Yok merak etme o konulara girmeyeceğim. Benim kızım bir at kazası yüzünden 10 yıldır evine gelmedi. Gelemedi. Konuyu kapat dedim. Ya bir at mevzu. Mesele bir at mevzu değil Zülfikar. Mesele 22 yıldır. Bak ben günleri sayıyorum. 22 yıldır benim İçim yanıyor. Ciğerim yanıyor benim. Senin kızını gördükçe... ben... onu görüyorum. Ben bir nehrin sularına bıraktım geldim her şeyimi. Şimdi en azından bir ailem var tutunacak. Bunların başına bir şey gelmesine müsaade etmeyeceğim. Benim kızımdan senin ailene ne zarar gelir ki? Kalp yüksek atınca akıl dururmuş. Ben senin kızını Gökhan'la yan yana gördüm. Tıpkı onun gibi. Ne alakası var bey? Ne demek istedin sen şimdi? Bu kız gidecek. Bütün diyeceğim bunlar. Babam nerede? Allah kara belanı vermesin. Nerede babam diyorum? Babam nerede? Ali Hikmet Bey çağırdı. Kovacak bizi. Adam istemiyor seni işte. Anlamıyor musun sen? Bir arınıp gidemedin başımızdan. Bu halde babama ayağına mı çağırdı? Ne diyorsun sen be? Çağırdı işte. Kovacak bizi diyor. Alamıyor musun sen? Yeter be! Ali Hikmet Bey. Benim kızım yanlış yapmaz. Burası onun da evi. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider. Sen ne diyorsun be adam? Beyim, beni kızımla sınama. Benim canımı yakma. Haddini bil.
Zülfikar Efendi! Ben haddimi bilirim. Ben babayım baba. Haddimi de bilirim, kızımı da. Zülfikar diyor. Üstüme gelme beyim. Gelirsem ne olurmuş? Üstüme gelme bak. Yoksa... Yoksa ne? Ali Hikmet! Neredesin? Çık karşıma! Ali Hikmet! Hiçbir yere gitmiyorum ben.